Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar, ben Yunus. Bugün sizlerle, evet yine bugün manyak bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bayağıdır yapmadığım bir şey yapıyorum gençler. Kutu açılımı yapıyoruz. Yani adam akıllı böyle 100 kutudan fazla biriktirilip bir kutu açılımı bayağıdır yapmıyordum. Ve anonim kafa benim için biriktiriyordu bayağı bir zamandır. Kendisine teşekkür ediyorum buradan. Adamın öpücüsün kardeşim. Teşekkür ediyorum. Böyle kutu açılımlarının da devam etmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı ve de abone olmayı unutmayın gençler. Yani yazın, like atın, abone olun falan filan. 400 bin abone olacağız zaten. Felaket bir video hazırlamayı düşünüyorum. O yüzden de abone olun şimdiden. Neyse. Bakalım, anonim kafa 6255 kupada arkadaşlar. Ve 109 tane savaş kutusu ve 9 tane de büyük kutu biriktirmiş arkadaşlar. Ve burada da bir tane mega kutusu var. Bayağı biriktirmiş yani. Ve kaç karakteri var olduğunu... Oo, 20 karakteri var zaten arkadaşlar. Ve efsanevisi de var adamın. Bak adama bir efsanevi çıkmış. İki gizemli çıkmış. Sadece bir tane destansı çıkmış. O da Frank. Yani adamın 3 destansı yok. Bir tane gizemlisi yok. Ve 2 tane de efsanevisi var arkadaşlar. Bakalım inşallah 2 tane karakter çıkartabiliriz. Neden? Çünkü çıkacak karakterlerin şeyi abicim, destansı ya da efsanevi de gizemli. Çıkma ihtimali çok düşük olan karakterler. Şeyine de bakalım, oranına da bakalım. Adamın bayağı bir karakteri var. Yani karakter çıkarsa bayağı bir şanslı olacak. Neden? Çünkü bakalım, efsane savaşçı oranı 0.0576. Gizemli savaşçı oranı 0.2496. Destans savaşçı oranı bayağı daha iyi yani, 0.5472. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bayağı bir karakter çıkma oranı düşük. Bu kutudan, yani şu an açacağımız kutulardan 2 karakter çıksa bile bu gerçekten iyi. Yani 150-200 kutu açıp da şöyle söyleyeyim size, 10 karakterli bir hesapta 5-6 tane karakter çıkması normal arkadaşlar. Yani bu da kesinlikle bir hile ya da bir taktik ya da başka bir şey değil. Supercell'de bu durumdan rahatsız olmuş, bu öyle bir şey yok diyor kendisi. Böyle şeylere inanmayın, bunlar tamamen yalandır arkadaşlar. 2 gramcık izlenme almak için sürekli oyuna böyle değişik değişik hileler, buglar, laglar üretiyorlar. Olsun, sıkıntı yok, yapsınlar ama benim takipçilerim, siz inanmayın abi, bana sormayın böyle şeyler. Abi şunu şöyle yapınca, böyle böyle değiştirince çıkıyor mu kıyıyor, yapmazsanız sevinirim. Benim yorumlarımda en azından görmezsem sevinirim arkadaşlar. Gerek yok böyle şeylere, çünkü oyunda öyle bir şey yok gerçekten de. Hemen hızlı bir şekilde açmaya başlayalım arkadaşlar. Bakalım buradan inşallah, bak bir efsanevi çıkartırsak gerçekten güzel olur abicim. Ya destansı çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Bu kadar kutunun içerisinden bir destansı çıkar zaten ama hiç karakter çıkmazsa rekor kıracağız arkadaşlar. Yani hiç destans çıkmazsa rekor kırdık diye video atacağım. Evet. Çünkü bayağı bir kutu var ama çıkmama olayı da var. Yani çıkmayabilir, çıkabilir, bakalım. Ya benim tahminim 2 karakter çıkacak ama. Bak benim tahminim 2 karakter çıkacak. Siz de tahminlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Sonradan videoyu izledikten sonra da şey yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bakalım buradan. Abi videoda hiç... O ananı satayım. Oo, çok hızlı çıkarttık kardeşim, dur. Çok hızlı çıkarttık kardeşim. Vay 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 vay. Tera çıktı lan. Baya hızlıyız gençler bugün. Nasıl bu kadar hızlı oldu anlamadım. Adamın bir de az karakteri de yok değil yani bak. 20 karakteri vardı zaten. Adamın bütün gizemleri çıktı abi şimdiden. Bak Terası var, Cini var, Mortis var. Benim 3 tane gizemli karakterim yokken 2 efsanevim vardı. Öyle söyleyeyim size. Bana çıkmıyordu. Yani bu tamamen şans işi tabi arkadaşlar. Bu mükemmel oldu ya. Vallahi mükemmel oldu gençler. 2 karakter çıkacak dedim ama bakalım, belki de harbiden bir karakterde kalır yani. Ya belli olmaz böyle işler. Tamamen bu şans işi arkadaşlar. Yani ben size bunu şimdiden söyleyeyim. Abi şöyle yaptım, böyle yaptım, böyle çıktı, böyle yaptım, şöyle yaptım, şöyle çıktı. Yapmazsanız sevinirim. Bir de bazı kişiler yorumları yazıyor sürekli. Like arkadaşlar diyor, like attım, şöyle yaptım diyor. Bana diyor efsanevi çıktı falan filan. İnşallah beğenin efsanevi çıkar. Artık arkadaşlar şöyle söyleyeyim, böyle yorumlar gelmesin bana da lütfen. Daha düzgün video hakkında bir yorum yaparsanız sevinirim. Çünkü her videomun altında 5 tane yorum siliyorum bu şekilde. İnşallah şöyle yapana şöyle çıkar falan filan. Ben buradan söylüyorum kardeşim. Bu videoyu beğenip abone olan kişiye inşallah açtığı ilk kutudan karakter gelir. Beğenip abone ol. Bak inşallah dedim, şimdiden duanı ettim ben sana. Sen hiç sıkıntı yapma. Yorumlardaki o yazmana gerek yok. Ben bundan sonra söylerim videoda. Bak dua ediyorum. İnşallah bu videoyu beğenip abone olana inşallah karakter çıkar. Açtığı ilk kutudan.
Ya şimdiden söyledim kardeşim ben. Yani o yüzden de abone olup like atarsan benim duamı almış olursun bak şimdiden. Bir de ben çok mübarek bir insanım diyeceğim ama neyse. Hemen hızlı bir şekilde açmaya devam ediyorum gençler. Ama hızlı geldi fark ettiyseniz Tera ya. Bu kadar hızlı geleceğini tahmin etmemiştim. Ya bir de sürekli karakter çıkartan adamlar değiliz ya. O yüzden karakter gelince insan seviniyor yani. Ben bile karakterin o gelme anını, çünkü zor bir ihtimal ya karakterin gelme anı. Yani ben çok seviniyorum. Kendi hesabıma da çıktığı zamanlar zaten çıldırıyordum kendi hesabım olduğu için. Şimdi bu bizim zaten uzun zamandır tanıdığım bir çocuğun, yani beni yaklaşık bir yıldır yayınlarımı olsun, videolarımı olsun sürekli takip eden bir çocuk olduğu için ona çıktığı için de sevindim. Zaten 6200 kupada. Şimdi bir karakter, hatta iki karakter daha çıkartırsam bu çocuk kupa kasıp bizim kulübe gelebilir zaten. O açıdan da güzel olur. Hızlı bir şekilde kupa kasmaya da devam ederse. Ya aranızdan sizin böyle bayağı bir kutu biriktirenler olursa bana verebilirsiniz. 200 tane falan biriktirin ama arkadaşlar. Yani çünkü her 100 100 100 100 açamam. Çünkü farklı bir şey olsun artık arkadaşlar. Hep aynı şeyleri yapmak istemiyorum ben. Sürekli aynı şeyleri yapan bir insan değilim. Farklı içerikler bulmaya çalışıyorum fark ettiyseniz. Mesela katil kim, ne bileyim, saklambaç, yakalambaç. Böyle değişik şeyler bulmaya çalışıyorum. Kendim düşünüyorum. Ne yaparsak daha eğlenceli olur, daha ne kadar güzel içerikler sunabilirim diye. Ya hep aynı şeyleri çekmiyorum o yüzden. Ya bazıları hep aynı şeyleri çekiyor. Sıkıntı yok, izliyorsunuz. İzliyorsanız bir problem yok. Ha, fakat ben kendi izleyicilerime böyle düşündüğüm için sıkıntı yok yani. Bizim tarikatı zatlar zaten psikopat. Canlı yayınlardan bilenler bilir zaten hacım. Neyse oğlum yoruldum, sıkıldım. Ne dediğimi bilmiyorum ya vallahi. Abicim. Hadi lan artık bir karakter daha ver ya. Hadi bir efsanevi bir ver var ya, çifte combo olacak bak, çifte combo. Abicim çifte combo olursa var ya felaket olur ya. Evet hala gelmiyor. Madem gelmedi siz de hemen bir like atın ve abone olun gençler. Yani neden olmayasınız? Kendim nasıl oldum lan bir an? Neyse. Şimdi oğlum her şeyi prime bağlayan bir adam olduğumu düşündüm bir anda. Böyle birden kendimden tiksindim. Birazdan gideceğim kusacağım videodan sonra böyle dediğim için. Neyse kusura bakmayın gençler. Yani biraz da benim de kafa... Artık ben de abone istiyorum değil mi? Ben de artık bir like alayım ya. Herkes alıyor, biz alamıyoruz bu aralar. Neyse çok önemli değil ya. Çok da önemli değil kardeşim. Hadi bakayım. Hadi oğlum hadi lan lütfen gel ya. Hadi lütfen gel. Bir de bazıları arkadaşlar karakter çıkma anını yorumlar kısmına yazıyor zaman olmak için. Ya oğlum zaman olmayanlar izlemesin videoyu zaten. Yani karakter çıkma anını ne yapacaksın? Biz burada muhabbetimiz, sohbetimiz yapıyoruz. Zaten heyecanı burada. Yani sen niye heyecanını kaçırıyorsun ki çocukların? Yani adam izleyecek. Ben gördüm bir tane yorum. Zaman olmayanlar için 8.3. Kardeşim! S**tir git! Allah Allah ne kadar saçma bir yorum ya. Altına yaz. Bütün heyecanı gitti şimdi. Ne anladın bu işten? Yani milletin heyecanını kaçırma ya. Zaman olmayan izlemez. Sonra izler abi. Sanki zaman olman dur şunu nerede çıktı arayayım ya falan mı yapıyor oğlum sen? Valla böyle dengesiz herifler de var, like almak için yapıyorlar yani. Neyse sıkıntı yok, onları zaten şey demiyorum. Hadi abicim ama bak büyük kutulara geçeceğim. Oğlum ilk başta verdi, ben bir tane büyük kutu açıyorum. Araya sıkıştırdım öyle bir tane hemen hızlı bir şekilde. Oğlum bitmiyor zaten. Hadi kardeşim. Ya ben şanssız bir adamım kardeşim. Vallahi billahi. Ama zaten çıkacak karakterlerin hepsi de şey zaten, anladınız mı? Destansı ne bileyim efsanevi. Ondan dolayı çıkma oranları çok düşük. Ama artık bir tane çıkart değil mi yani? Vallahi mega kutudan bekliyorum ama kesinlikle kardeşim. Mega kutudan vallahi bekliyorum. Hadi. Ya ben bahtsız bir adamım. Millet açıyor. 10 tane şey karakter çıkartıyor ama tabii o zaman onların şeyi şöyle. Mesela Ali abi açıyor. Bir sürü karakter çıkartıyor ama karakteri oz olanlardan, ya mesela öyle bir herhalde, ne bileyim. Mesela Karl Marl yani Süper Ender falan filan. Yani Destansı efsanevi de çıkartıyorlar da ben hiçbir videomda efsane çıkartamadım. Ben bayağı Allah benim belamı versin ya. Vallahi bile böyle bir şey yok. Mega kutumuzu da açıyorum. Artık bu mega kutudan ver bir tane. Bak 120 tane açtık. Bir tane de kalır dedim belki ya. İşte şişe ağzıma sokayım. Neyse. Hadi bakalım altı. Ah! Sinirlendim bak ha. Sadece bir karakter çıktı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Anonim kafa. Şunu da açıyorum kardeşim. Ben buradan çıkacağımı düşünüyorum. Bak açıyorum. Hadi be. Vallahi çıkmadı. Olsun açmış oldum ya. Açmış oldum vallahi billahi. Ya bir de şuradan şilisi max oluyormuş. Altın yeterse yap dediydi. Evet. Şiliyi maxladım. Şiliyi maxladım.
Kadir'di çocuğun adı galiba, evet Kadir, evet. Kadir bak, maxladım yani, hani bir karakter çıkarttım ama yani maxladım. Anladın değil mi yani? Bir karakter çıkarttık ya. Şansım ya. Benim var ya, yemin ediyorum millet 10 tane çıkartıyor ya. Biz bir tane çıkartıyoruz. Bizim de şansımız bu. Neyse, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. O olaylar bu şekilde. Olmadı, çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Muhabbetimi izlediysen eyvallah kardeşim. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.